Değerli akrabalarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Uzun sayılabilecek bir kampanya döneminde kampanyanın en hızlı ve en çok merak edilen şehrinde çok iyi bir sonucun arifesinde sizlerle birlikteyim. Sesim kampanyada kaldı. Buraya olabileniyle kalan kısmıyla geldim. Hakkınızı helal edin. Bugün burada İstanbul İl Başkanlığımızın organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Balkan kökenli milletvekillerimizle birlikte, çok değerli önceki dönem ve mevcut yöneticilerimizle birlikte sizlerle bir iftar sofrasında bir aradayız. Bugüne katkı sunanlara özellikle teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Tekirdağ milletvekilimiz Faik Öztürk böyle bir birlikteliğin oluşumunda emek sahibidir. Masamızı yıllarca başarıyla koordine etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki akrabalık ilişkilerini hep diri tuttu. Bizleri sizlerle bir araya getirdi. Önceki dönem genel sekreterimiz Bilun Tamayligil hem bu akşam için hem bugüne kadar yaptıkları için kendisine minnet duyuyorum. Sayın Gülen Aksu Türker'e, Muradiye Albayrak Şit'e, Gökhan Bulaç'a, Gürkan Şimşek'e, Zelal Kıran ve tüm il yöneticisi arkadaşlarımıza da bu gece verdikleri emek için özellikle teşekkür ediyorum. Sayın başkanlarım, değerli yöneticiler, gönül ister ki burada olmak isteyen ve görmek istediğimiz tüm akrabalarımızla birlikte olalım. Ancak malum bir kapalı toplantıda otelin salonunun kapasiteleri sınırında ancak yöneticiler düzeyinde buradayız. Ama gönlü burada olan, kalbi burada olan ve bizim gönlümüzde vazgeçilmez bir yeri olan tüm Rumeli ve Balkan Türklerini saygıyla selamlıyorum. Hepinize buradan çok yürekten selamlarımı iletiyorum. Kökleri bir yanı Selanik'te olan, Selanik'te doğmuş bir anneannenin büyüttüğü bir torun olarak, bir dedesi Üsküplü, babaannesi Kirçovalı olan bir Balkan Türkü olarak partimizin kurucu genel başkanı, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda ondan sonra oturan ve onun emanetine sizler adına vekalet eden bir Balkan Türkü olarak hepinizi yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz. Genel Başkan seçildikten sonra partimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırmış olduğu bir geleneğin devamı olarak ilk ziyareti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptım. Ardından da ikinci ziyaretimde Bosna Hersek gününde Bosna Hersek'teydim. Orada çok kıymetli temaslarımız oldu. Bana çok değerli eşlik eden arkadaşlarımız oldu. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendileriyle yaptığımız tüm değerlendirmelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balkanlarla ilgili faaliyetlerinin, temaslarının hem anlamlı günlerde, tarihi günlerde hem de onun dışında mümkün olduğu kadar sık ve etkin geliştirilmesiyle ilgili
fikir birliğine vardık. Aliye İzzet Bekoviç'in mezarının başında şunu hatırladık. Unutulan, unutturulan katliamlar, unutulan katliamlar tekrarlanır. Çok büyük acılar çektik. Çok büyük haksızlıklara uğradık. Soykırımlara uğradık. Ama orada çektiğimiz acıları unutmadığımız ve unutturmadığımız sürece bir daha öyle acılar yaşamayacağız. Katliamlarda, soykırımlarda, devletlerin uyguladıkları baskılarda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, o günden bugüne bizleri taşıyan büyüklerimize de minnet duygularımızı ifade etmek isterim. Osmanlı'nın yükselişi batıya doğru yürüyüşü durduğunda yükselişi de durmuştur. Ne zaman ki Osmanlı batıya doğru ilerleyişini durdurmuştur, yükseliş devri de durmuştur. Osmanlı'da Edirne'de doğan, benim doğup büyüdüğüm şehrim Manisa'da yetişen, 19 yaşında Manisa'dan ayrılıp Edirne'ye payitahta giden, giderken Manisa'dan ayrılırken yetiştiği külliyenin bahçesinde abdestini alan, duasını okuyan, atının sırtına binerek beni seven arkamdan gelsin diyen Fatih Sultan Mehmet'in, 6 dil bilen Fatih Sultan Mehmet'in, bilime, fene, mühendisliğe önem veren Fatih Sultan Mehmet'in nasıl bir çağ açıp çağ kapadığını, dünyanın en iyi topçu ustalarını getirip fetih toplarını döktüren, ince mühendislik hesaplarıyla gemileri karadan yürüten ve bir devri kapatıp bir devri açan ve İstanbul'u bizlere armağan eden ve bugün Ekrem İmamoğlu'na emanet ettiğimiz bu güzel kenti ebedi olarak bir Türk vatanı yapan Fatih Sultan Mehmet'in şahsında evladı Fatihanlar olarak yükseliş döneminin bilimle, fenle olduğunun, terk edildiğinde, hurafeye sapıldığında nelerin yaşandığının hepimiz tarihsel tanıklarının torunlarıyız. Ve çokça konuşulan, çokça konuşulan bir mesele var. Türkiye siyasetine son dönemlerde istikamet vermeye çalışan seçmen davranışlarını etkilemeye yönelik olarak bir beka sorunu tartışması var. Bu topraklar beka sorununu yaşadı ve o günlerde kim nasıl davrandı hepimiz biliyoruz. Yükseliş döneminin aksine 200 yıl matbaayı bu topraklardan uzak tutanlar, 33 yıl boyunca meclisi mebusanı kapalı tutanlar, 30 yıl boyunca donanmamızı Haliç'te çürümeye bırakanlar, bu ülkenin, bu toprakların, bu imparatorluğun yükseliş döneminin aksine en büyük sıkıntıları yaşattılar. Devrin ülkeleri matbaayla, bilimle, fenle, teknolojiyle, mühendislikle gelişirken biz bambaşka yerlere savrulmuştuk. En nihayetinde beka sorunu ortaya çıktı. Bu toprakları istila ettiler, işgal etmeye kalktılar. O işgal donanması önce Çanakkale'den geçmeye kalktığında bir büyük anti-emperyalist mücadele, ilk kez Çanakkale'de tanınan, devleşen ve daha sonra da Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal de İstanbul'daydı. O işgal donanmaları geldiğinde birileri o donanmaya kırmızı halı sererken bizimki Kartal İstimbotu'nun ucuna çıkmış, yanındaki yaverine ufuktaki gökyüzü renkli gözleriyle şöyle sesleniyordu: "Üzülme evlat, geldikleri gibi gidecekler."
Birileri Yıldız Sarayı'nın arka iskelesinden İngiliz zırhlısına binerken Selanikli Vandırma vapuruna biniyor, Samsun'a çıkıyor, önce kurtuluşu sonra da kuruluşu örgütlüyordu. Bir beka sorunu olduğunda kimin nasıl davrandığı ortadayken bugün beka sorunu beka sorunu söylemleri üzerinden dışlayıcı bir milliyetçilikle kendilerini milli, kendilerinden olmayan herkesi gayrimilli görenlere şunu söylemek gerekir. Bir gün öyle bir şey olur da atalarımız gibi biz de sınanacak olursak, o gün siz çağırdığınızda havaalanına lüks jiplerle gelenler, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler, senin için ölmeye geldik diyenler değil, dedeleri Çanakkale'de Dumlupınar'da kefensiz yatanların torunları o beka sorununu yine halleder. Ama değerli akrabalarım, Rumeli Balkanların çok değerli evlatları, bugün esas beka sorunu dünyadaki güçlü ülkelerin, gelişmiş ülkelerin Türkiye üzerinde hayal kurması değildir. Bugün esas beka sorunu bu ülkenin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dört gencin üçünün anketlere göre bavulları zihninde topladığı ve fırsatını bulursam giderim, orada kalırım, yurt dışında yaşarım dediği bir süreçte, üç gün sonraki Sayın Ekrem Başkan'ın ifade ettiği o sınavda şunu ifade etmek isterim. Evet, Ekrem Başkan üç gün sonra karne alacak. Ümit ederim notum iyidir diyor. Ekrem Başkanım, karneden önce bütün öğrenciler heyecanlı olur ve not verecek öğretmenin gözünün içine bakar. Ben hem bu salonda hem de 1,5 gündür ve daha önce geldiğim 4 seferde İstanbul'da size not verecek öğretmenin gözlerinin içine bakıyorum. Öğretmenin gözünün içi gülüyor, hiç korkmayın başkanım. Ve 3 gün sonrası için bütün gençlerimize şu çağrıyı yapmak isterim. Asla enseyi karartmayalım. Birileri konserleri yasaklıyor, festivalleri yasaklıyor, boğaz içine kayyum atıyor, üniversitede özgürlükleri sınırlıyor, üniversitedeki kulüpleri kapatıyor, yediğinize, içtiğinize, giydiğinize, yaşam biçimine karışan rektörleri Anadolu üniversitelerinin başına musallat ediyor diye, eğer biz sinersek, yılarsak, hele hele 14-28 Mayıs'ta çok istememize rağmen küçük bir farkla başaramadığımız bu mücadeleyi yarıda bırakırsak, gidersek ya da gitmeyi düşünüp küsersek, o zaman işte o zaman kaybetmiş oluruz. Oysa biz, bu salonda bulunanlar, bu salonda bulunanların dedeleri, nineleri en zor şartlarda, en kötü günlerde teslim olmak yerine mücadele etmeyi, yılmak yerine ayağa kalkmayı, küsmek yerine gülümsemeyi ve başarıya hep beraber inanmayı başardıkları için biz bugün buradayız. Bu ülkede 5 vakit camilerden ezan okuyorsa, bu ülkede ay yıldızlı al bayrak özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkede herkes istediği gibi inanıyor, ibadet ediyorsa, bunların hepsi bu salondakilerin, bu ülkedekilerin dedelerinin mavi gözlü, bu ülkedekilerin ninelerinin mavi gözlü o devin hayaline inandıkları ve onunla birlikte yürüdükleri içindir.
Bu yüzden bütün genç arkadaşlarıma şu sorumluluğu hatırlatmak isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına emanet etmedi. Ne milletvekillerine emanet etti, ne belediye başkanlarına. Çok kolaydı, askerdi, orduya emanet edebilirdi. Genelkurmay başkanlarına dahi emanet etmedi. Bu ülkeyi biz kurduk, onu yükseltecek ve yüceltecek sizlersiniz derken vasiyeti, emaneti siz gençlerimizeydi. Bu emaneti hatırlatıyorum. Size çok güvendiğimizi, sizinle birlikte olduğumuzu, bu ülkenin yarınlarının bütün umudunun siz gençlerde olduğunu, asla küskünlük, kırgınlık yerine, yılgınlık yerine size yakışan enerjiyle, size yakışan umutla, size yakışan şevkle bu ülkeye sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu ülkeye sahip çıkmanın en kısa vadeli eylemliliği pazar günü sandıklara gitmektir. Atatürkçülere Atatürk'ün partisine oy vermektir. Son olarak bir iftar sofrasında olduğumuzun da bilinci ve hepimize yüklediği görevle orucun sadece sahurla iftar arasında aç kalmak, susuz kalmak, nefse hakim olmak olmadığını hatırlatmak isterim. O midenin orucudur. Tutulan oruçları Allah kabul etsin. Ağzın orucu, kulağın orucu, zihnin orucu ve kalbin orucu Ramazan'ı tam olarak idrak etmek, yaşamak ve hak etmek için önemlidir. Ağzın orucu şüphesiz kötü söz söylememek, yalan konuşmamak, iftira atmamakken kulağın orucu kötü sözü duymamak, dedikoduya kulak asmamak, kötü de duysa duymazdan gelmek, bağışlayıcı olmaktır. Zihnin orucu hep iyiyi hayal etmek, güzel şeyler için plan yapmak, iyi bir gelecek hayal etmekken kalbin orucu da dünyanın neresinde bir küçük kalp, bir çocuk kalbi korkuyla çarpıyorsa, dünyanın neresinde bir kadının yüreğinde, kalbinde evlatlarıyla ilgili, kendisiyle ilgili bir korku varsa, o korkuyu duymak, o kalple, o kalbin duygularıyla hislenmek ve onun için mücadele etmek her Müslümanın görevidir. Bugün Filistin'de İsrail'in aylardır sürdürdüğü saldırılarla 30 binin üzerinde ve yarısı kadın ve çocuklardan oluşan şehitlerimiz vardır. Bir yandan İsrail'le ilgili kalıcı ateşkes çabalarına dünyadaki 140 siyasi akrabamızın genel başkanlarına yazdığım mektupla destek istediğimizi, başkan yardımcılığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonal'de tüm sol, sosyal demokrat, sosyalist yapıların dünya barışını ve Filistin barışını savunmasının en önemli ortak yükümlülüğümüz olduğunu hatırlatmakla birlikte ülkeyi yönetenlere de bilhassa en yakınlarının, akrabalarının, çok yakında sözünü dinleyebileceklerin İsrail'le ticaretine sessiz kalmamaları gerektiğini, İsrail'e gübre ki silah, mühimmat olarak, bomba olarak kullanılabilenlerin ham maddesidir, başta gübre olmak üzere her türlü kimyasalın İsrail'e, Türkiye'den ticaretinin hepimizi üzüntüye boğduğunu, mahcup ettiğini, dünya kamuoyu yönünde de Türkiye'ye yakışmayan bir tutum olduğunu ifade ediyorum. İsrail'le ticaretin sürmesinin, zulmün devamının
teminatı olduğuna ilişkin kanıya iştirakimi ifade ediyorum. Ve buradan Filistin'deki çocuklar ve kadınlar için kalıcı bir barışı, soykırımlardan, saldırılardan çok çekmiş bir coğrafyanın evladı, torunu olarak hepimiz adına bir kez daha haykırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bundan sonra da derneklerimizle, federasyonlarımızla, konfederasyonlarımızla birlikte bu güzel ülke için, bu güzel ülkedeki sizler için, kökleri Balkanlarda, Rumeli'de olan bu güzel ülkenin çağdaş yarınlarını temsil edenlerle birlikte mutlu günlerde bir arada olmayı ümit ediyorum. Son 5 yılı size yakışır, bize yakışır bir kente dönüştürmek için İstanbul'a emek veren sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hepimiz adına bir kez daha teşekkür ediyor. Önümüzdeki günlerde bir 5 yıl daha hizmet için ona vereceğiniz oylar, yürekten destek ve bugüne kadar kendisine verdiğiniz emek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.